Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir tatil başladı. Tatilin tadını çıkarırken aynı zamanda ders tekrarı yapmayı ve bol bol kitap okumayı unutmayın. Bu dersimizde 5. sınıflar için bütün bir dönemi birlikte tekrar edeceğiz. Toplam 20 tane soru çözeceğiz. Eğer verilen süre sizin için yeterli değilse her soruda videoyu durdurup önce kendiniz çözebilirsiniz. Daha fazla soru çözmek istiyorsanız Play Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirebilirsiniz. Hazırsanız ilk sorumuz geliyor. Doğru cevap C şıkkı. Pelin ve Rafet konuşuyor. Pelin, ben tavla oynayabilirim. Peki ya sen? Rafet ise ben de dedikten sonra bir şey söylüyor. Pelin ise, Pelin ise iyi bir fikir diyor. Rafet'in söylediği şey, let's play it. Hadi onu oynayalım o zaman. Let's, hadi anlamına gelir. Bu soruda tekrar etmeniz gereken, bilmeniz gereken önemli ifadeler şunlardır. Me too. Ben de. Good at bir şeyde iyi olmak. Bad at, bir şeyde kötü olmak. Enjoy, sevmek, beğenmek demektir. Bir şeyde iyi olmayı ve kötü olmayı kesinlikle öğrenmelisiniz. Bu ilerleyen sınıflarda da karşınıza çıkacak olan kalıplardır. <laughs> Doğru cevap A şıkkı. Benim kız kardeşim 5 yaşında. O şunu oynamayı seviyor. Resimde verilen oyun yakan toptur. Bunun İngilizce karşılığı A şıkkındadır. Dutch ball yakan top demektir. Bilmeniz gereken önemli ifadeler ise love ve like ifadeleridir. İkisi de bir şeyi sevmek anlamına gelir. Bir şeyi seviyorsak eğer bunlardan bir tanesini kullanabiliriz. B şıkkındaki hide and seek saklan baş demektir. C şıkkındaki hopscotch seksek oynamak demektir. D'deki tic-tac-toe ise sos oyunudur. Sıradaki soru geliyor. Doğru cevap D şıkkı. Bu kolay bir soruydu. Eminim hepiniz doğru yapmışsınızdır. Ben şuraya gideceğim. Gideceği yer resimlerde verilmiştir. Resimlerde itfaiye vardır. İtfaiye fire station demektir. A şıkkındaki bank, banka. B şıkkındaki theater, tiyatro. C şıkkındaki supermarket, süpermarkettir. Bir sonraki soruya bakalım. Doğru cevap C şıkkı. Ural ve Altay konuşuyor. Ural, o her cumartesi günü saat kaçta kalkıyor diye soruyor. What time? Saat sorar. Altay ise buna bir saatle cevap vermelidir. İçinde saatin olduğu şık C şıkkıdır. She gets up at nine o'clock. O saat dokuzda kalkar. A şıkkında o evde kalkar. B şıkkında o kahvaltıyı sever. D şıkkında ise o kebap yer diyor. Saat sorduğu için uygun ifade de saat olmalıdır. Tekrar etmemiz gereken ifadeler get up, kalkmak, eat, yemek, what time, saat kaç, Saturday, cumartesi ifadeleridir. Özellikle saat kaç sorusunu çok iyi bilin çünkü ilerleyen sınıflarda bu ifadeyle tekrar karşılaşacaksınız. Özellikle saat kaç sorusu çok önemli. Onu iyice ezberleyin ki ilerleyen sınıflarda rahat edin. Sıradaki soru geliyor. Doğru cevap B şıkkı. Elif ve Hafize konuşuyor. Elif bir şey sorduktan sonra Hafize ona cevap olarak I have got a cough. Ben öksürüyorum diyor. Eğer karşımızdaki insana problem ne, sorun ne diye soracaksak eğer bunu B şıkkındaki soruyla sorarız. What is the matter with you? Senin problemin ne, hastalığın ne diye sorarken kullanabiliriz. A şıkkında sen ne yapmalısın? C şıkkında senin favori takımın kim? D şıkkında sen kaç yaşındasın diye soruyor. Bilmeniz gereken önemli ifadeler: team takım demektir. Should ifadesi ise bir cümleye meli, mal anlamı katar. Sen şunu yapmalısın derken should ifadesini kullanırız. Sıradaki soru geliyor. Doğru cevap B şıkkı. Where is the school? Okul nerede? Haritadan okulu bulalım. Okul, süpermarket ve müzenin arasındadır. Arasında kelimesi between kelimesidir. Bu yüzden doğru cevap B şıkkıdır. Müzenin ve süpermarketin arasındadır. Yer yön belirtirken bazı kelimeler var onlar çok önemli. Onları tekrar edelim yeri gelmişken. In front of, önünde, between, arasında, next to, bitişinde, opposite, karşısında demektir. 6. sınıfta bu kelimeleri tekrar göreceksiniz. Bu yüzden şimdiden sıkıca çalışıp iyice ezberleyin. Bu soruyu da doğru çözdüğünüze eminim. O zaman sıradaki soruya geçebiliriz. Doğru cevap C şıkkı. Bu soruyu birinci ünitede bol bol çözdünüz. What nationality are you? Senin milletin nedir? Nationality millettir. Bunun cevabı B şıkkındadır. I am Turkish. Ben Türk'üm. Tekrar etmemiz gereken önemli kelimeler: nationality millet, country ülke demektir. Bu da basit bir soruydu. Sıradaki soruya geçebiliriz. Doğru cevap B şıkkı. What time is it? Saat kaçtır? Saat 2'ye 30 geçiyor. Yani saat buçuk. Bunu söylerken half past ifadesini kullanırız. It is half past two. Saat iki buçuk. Saatlerle ilgili kelimeleri tekrar edelim. Past. Geçe demektir. To. Kal anlamına gelir. Quarter past. Çeyrek geçe. Quarter to. Çeyrek kala demektir. Half past. Buçuk demektir. Eğer saatlerle ilgili problem yaşıyorsanız, Jasmine Akademi uygulamasından daha fazla soru çözebilirsiniz. Sıradaki soruya geçiyoruz. Doğru cevap A şıkkı. What can Samuel do? Samuel neler yapabilir? Yukarıdaki tabloda Samuel'in yapabildikleri ve yapamadıkları verilmiştir. Yapabildiklerinde can kullanılmış, yapamadıklarında can't kullanılmıştır. Eğer bizde bir şey yapabiliyorsak, yeteneğimiz varsa can kullanmalıyız. Eğer bir şey yapamıyorsak can't kullanmalıyız. Yaptığı şeylerde tek işareti vardır. Ken'in altında yani yapabildikleri hopscotch, seksek oynamak ve chess, santranç oynamaktır. Bu yüzden doğru cevap A şıkkıdır. He can play hopscotch and chess, o, seksek oynayabilir ve santranç oynayabilir. Ken ve kent ifadelerini burada tekrar belirteyim, not almak isteyenler not almış olsun. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Doğru cevap B şıkkı. A ve B ikisi konuşuyor. A bir şey sorduktan sonra B ona cevap olarak it is two o'clock Saat 2 diyor. Saati soran soru B şıkkındadır. What time is it? Saat kaç demektir. Saatlerle ilgili birkaç tane benzer soruyu koydum ki ilerleyen sınıflarda sıkıntı yaşamayın. Eğer şimdi saatin kaç olduğunu bilirseniz, yani bu soru kalıbını öğrenirseniz bunu 8. sınıfta bile rahatlıkla çözebilirsiniz. A şıkkında What's your name? Senin adın ne? C şıkkında How are you? Nasılsın? D şıkkında Where are you from? Sen nerelisin demektir. Sıradaki soru geliyor. Doğru cevap C şıkkı. Which sentences is false? False yanlış demektir. Hangi cümle yanlıştır? Yukarıda Matthew denen bir kişinin kimlik bilgileri verilmiştir. Adı, yaşı, ülkesi, milleti, konuştuğu diller ve sevdiği dersler yazılmıştır. Bu kişinin adı Matthew'dir. Yaşı 16. Bulunduğu ülke Amerika. Milleti Amerikan. Konuştuğu diller İngilizce ve Almanca. Sevdiği dersler ise matematik ve fen bilgisidir. Bunlara uymayan, yanlış olan şık C harfindedir. Hep birlikte A'yı inceleyelim. O 16 yaşındadır. Tabloda 16 yaşında olduğunu görüyoruz. Bu doğru. B şıkkında o Amerikalıdır. Milletinin karşısında American yazıyor. Bu da doğru. D şıkkında ise konuştuğu diller İngilizce ve Almancadır diyor. Language dil demektir. Konuştuğu dillerde İngilizce ve Almanca yazıyor. Bu da doğrudur. C neden yanlıştır? Çünkü o İngiltere'lidir diyor. İngiltere değil Amerikalıdır. Bu birinci üniteyle ilgili bir soruydu. Yeri gelmişken birinci ünitedeki önemli kelimeleri tekrar edelim. Name, isim, age, yaş, country, ülke, Nationality millet, language dil, lesson ders demektir. Doğru cevap B şıkkı. Köpek evinin şurasındadır. Köpek kulübenin yani kendi evinin önünde duruyor. In front of önünde demektir. Bu yüzden doğru cevap B şıkkı. A şıkkındaki opposite karşısında C şıkkındaki behind ise arkasında demektir. Bu da kolay bir soruydu. Hepiniz zor çözdünüz. O zaman sıradaki soruya geçebiliriz. Doğru cevap D şıkkı. Yukarıdaki tabloda Jenny'nin rutinleri yazıyor. Yani bir günde neler yaptı. Soruda ise what time does Jenny go to school? Jenny saat kaçta okula gidiyor diyor. Jenny'nin tablosunu birlikte inceleyelim. Morning sabah demektir. Sabahları 6'da uyanıyor, 6.15'de okula gidiyor. Afternoon öğlen vakti demektir. 12.30'da öğle yemeği yiyor. Evening akşamdır. Saat 4'te okuldan ayrılıyor ve gecede ise yatağa gidiyor saat 8'de. Bize sorduğu soruda ise okula gittiği saattir. Okula sabah 7.15'te gidiyor. Bunun İngilizce karşılığı at quarter past seven, saat 7.15 geçiyor, 15 geçiyor ifadesini quarter past ile veririz. Önemli ifadeleri tekrar edelim. Have lunch, öğle yemeği, leave school, okuldan ayrılmak, go to bed, yatağa gitmek demektir. Doğru cevap C şıkkı. Where is the computer shop? Bilgisayar dükkanı nerededir? Haritadan bilgisayar dükkanını bulalım. Bilgisayar dükkanı restoran ve sinemanın arasındadır. Arasında kelimesi between demektir. Bu yüzden doğru cevap C şıkkıdır. It is between the cinema and the restaurant. A şıkkında o araba parkının yanındadır diyor. B şıkkında parkın karşısındadır diyor. D şıkkında ise kütüphanenin önündedir diyor. Bir sonraki soruya geçelim. Doğru cevap D şıkkı. İki kişi konuşuyor. Birisi bir şey sorduktan sonra diğeri ona I speak two languages. Ben iki tane dil konuşurum diyor. Kaç tane dil konuşuyorsun sorusunu how many ile sorarız. How many kaç tane demektir? How many languages do you speak? Sen kaç tane dil konuşuyorsun? Bu yüzden doğru cevap D şıkkı. Bilmeniz gereken önemli kelime language dil demektir. Ayrıca D şıkkındaki how many ifadesinde unutmayın. 7. sınıfta karşınıza çıkacak. How many? kaç tane demektir? Bir sonraki soruya geçelim. <laughs> Doğru cevap C şıkkı. Eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Dükkanlar ve onlardan alınan eşyalar verilmiştir. A şıkkında farması eczane, karşısındaki bread ise ekmek demektir. Ekmek eczaneden alınmaz. Bu yüzden A şıkkı yanlıştır. B şıkkında toy shop oyuncak dükkanı, flower ise çiçek demektir. Çiçek oyuncak dükkanından alınmaz. Bu yüzden B şıkkı da yanlıştır. D şıkkında post office postane demektir. Hair saç demektir. Postanede saçımızı yapmayız. Bu yüzden D şıkkı da yanlıştır. Doğru olan butcher's kasap, kasaptan alınan ise meat et'tir. Tekrar etmemiz gereken kelimeler flower çiçek, meat et, hair saç. Bir sonraki soruya geçelim. Doğru cevap A şıkkı. Görselleri en iyi anlatan seçenek hangisidir? Matematik dersinin yanında tik işareti, fen bilgisi dersinin yanında ise çarpı işareti vardır. Yani bu kişi matematik dersini seviyor, fen bilgisi dersini sevmiyor. Bunu anlatan şık A şıkkındadır. She likes maths o matematiği seviyor. She doesn't like science. O fen bilgisi dersini sevmiyor. Sevdiğimiz şeyleri like ifadesiyle anlatabiliriz. Sevmediğimiz şeyleri ise doesn't like ya da don't like gibi ifadelerle anlatabiliriz. Bir sonraki soruya geçelim. Doğru cevap A şıkkı. Selim kent. Selim şunu yapamıyor. Resimde yüzme verilmiştir. Yüzmenin İngilizce karşılığı swim'dir. Kent yapamadığımız şeylerde kullandığımız bir ifadedir. Diğer şıkları tekrar edelim. Fly uçmak demektir. Sing şarkı söylemek anlamına gelir. Climb tırmanmak demektir. Bir sonraki soruya geçelim. Doğru cevap C şıkkı. Jack can play. Jack şunu oynayabilir. Jack'in oynadığı şey bilgisayar oyunudur. Bilgisayar oyunu C şıkkında verilmiştir. Diğer şıklarda verilen oyunlara da bakalım. Futbol, futbol demektir. Checkers, tavla, D şıkkındaki marbles, misket oynamak demektir. Hazırsanız son sorumuz geliyor. Doğru cevap D şıkkı. İki kişi konuşuyor. What is the matter with him? Onun problemi, sorunu ne? Karşıdaki kişi ise he has got dedikten sonra susuyor. Kulağı ağrıdığı için kulağı ağırmak anlamına gelen şık D şıkkıdır. Earache kulak ağrısı demektir. A şıkkındaki toothache diş ağrısı, B şıkkındaki Stomach, karın ağrısı, C şıkkındaki Backache sırt ağrısı demektir. Kulağı ağrıdığı için D şıkkını seçmeliyiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Jasmine Akademi uygulamasını kullanarak bol bol soru çözmeyi ve konuları ihmal etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.